Bergün Varan, grup yarım elemanıyım. 24 yaşındayım. Ben Hollanda'da doğup büyüdüm. Yaklaşık yani tam 2 sene olmadı ama Mayıs 2017'de, yani 26 Mayıs'ta geldim ben Türkiye'ye. 3 gün sonra İdeküt Merkezi'ne gelmiştim. 3 gün sonra kurumumuz, yani müzik yaptığımız yer, yasal olan kurumumuz basıldı polisler tarafından. Hepimiz gözaltına alındık. 11 kişiydik. Hepimiz gözaltına alınıp çok feci işkencelerden geçirdik. İşkencelere maruz kaldık. Bu işkencede de benim saçım yolundu. Yani kafamın ön tarafı ve şu tarafı tamamen kel kaldı. Bu 8 gün gözaltında kaldıktan sonra ben serbest bırakıldım. Ve dışarıda bu işkenceyi teşhir ettim. Teşhir ettiğim için de polisler tarafından tehdit edildim zaten. İşte tekrar bu tür şeyler söylersen, bu şekilde röportajlar verirsen, polisleri bu şekilde anlatırsan seni tutuklatırız dediler. Yaklaşık 3,5 hafta sonra da ben gözaltından serbest bırakılmıştım o baskında ama grup yorum elemanları tutuklanmıştı, arkadaşlarım tutuklanmıştı. Onlar için Çağlayan Adliyesi önünde adalet istediğim için, adalet nöbeti tuttuğum için keyfi bir şekilde tutuklandım. Yani polisin tehdidi üzerine o işkenceyi teşhir ettiğim için tutuklandım. 3 ay sonra tahliye oldum. Tahliye olduktan bir gün sonra adliyeye ablam gözaltındaydı. O da grup yorum elemanı olduğu için tutuklandı şu an hapishanede. Ona adliyeye kıyafet götürürken tekrar gözaltına alıp 10 gün sonra tutuklandım. Toplam 19 ay tutuklu kaldım. Biz grup yorumun marşlarıyla, grup yorumun kavga türküleriyle büyüdük zaten. Bu şekilde de yani bu haklı mücadelede gözümüzün önünde her şey oluyor. Yani ben uzakta doğup büyüdüm, Hollanda'da doğup büyüdüm ama sonuçta burası benim memleketim. Yani biz orada daha rahat bir yaşam yaşayabiliyorsak eğer, buradaki halkımızın yoksul yaşamasından, buradaki bu sefalet içerisinde yaşamasından kaynaklıdır. Ve ben bunları görüp de uzaktan sevmek istemedim. Yani uzaktan sevmenin gerçekten bir anlamı yok. Seninse orası, burası benim vatanımsa eğer, ben burada olmak zorundayım. Bu benim için bir zorunluluk aslında. Ve buradaki bütün bu haksızlık, hukuksuzluk, yaşadığımız yani sonuçta her şeyi görebiliyoruz. İnsanlar evine ekmek götüremiyor yoksulluktan kaynaklı, alamadığı maaşlardan kaynaklı. Zaten bu süreçte de direnişlerin, işçi direnişlerinin de çoğaldığını görebiliyoruz. Gittikçe zaten daha da kötü bir hal alıyor. Ya bunları görüp de seyretmek gerçekten bunun hiçbir anlamı yok yani. Bizim de bir onurumuz varsa, eğer bu kavga türküleriyle büyüdüysek, bu kavga türküleriyle harekete geçmek gerekiyor. Grup yorumunda bu bize bir umut vermesiyle, inancımızı büyütmesiyle ben de buraya gelip, burada yaşayıp bütün bu haksızlık, hukuksuzluğa karşı mücadele etme kararı aldım bu şekilde. Ya, türküler gerçekten umut oluyor hepimize. Bu da adım atmamızı sağlıyor yani. Yani orası bizim değil. Yani sonuçta bizim oradaki halklarla hiçbir sorunumuz yok. Yani orada yaşayıp kardeşçe yaşayabiliriz. Hiçbir sorunumuz yok. Olamaz da zaten. Ama oradaki devlet politikaları, sonuçta orası emperyalizmin göbeği. Yani onun başka bir hedefi var. Orada seni ırkçılıkla aşağılıyor. Orada seni yozlaşmayla bir bataklığın içine sürüklemeye çalışıyor aslında. Bunları hepsini birebir biz yaşadık yani. Özellikle günlük yaşam içerisinde kendi dilimizi konuştuğumuzda, ana dilimizi konuştuğumuzda işte burası Hollanda, burada Hollandaca konuşacaksın. Ya da işte yabancı bir ismimiz olduğu için yani müracaat ettiğimiz iş yerlerine alınmıyorduk yani. Bunu birebir herkes yaşıyor. Bunları bilince çıkarmak, bunları kavramak, oturup da seyretmenin gerçekten bir anlamı yok. Bunu yaşıyoruz, ne yapacağız değil de bunlara karşı harekete geçmek gerekiyor. Yani biz oraya ait değiliz. Biz bu sorunları orada yaşıyorsak bunlara karşı bir şey yapmak gerekiyor. Özünde de kendi vatanından başlamak lazım. Yani buraya aitiz biz. Benim köküm, tarihim, kültürüm, değerlerim, her şey burada. Hani grup yorum her süreçte ille kavga diyor. Gerçekten bu kadar basit aslında. Her süreçte ille kavga diyor. Yani diğer sanatçıları da görüyoruz. İşte özellikle Yavuz Bingöl gibi sanatçıları da görebiliyoruz. İşte röportajlar verip kendine solcuyum diyen bir sanatçı bir de halbuki bu. İşte röportajlarını da okuyoruz. İşte sonuna kadar Erdoğancıyım diyor bu süreçte. İşte Feriştahıyım. Bu şekilde röportajlar vererek aslında ne oluyor? Kendine bir sarayda bir yer ediniyor. Piyasada yer edinmek başka hiçbir şey değil. Özellikle bu süreçte bu faşizmin AKP iktidarını bu süreçte yapmak istediği şu. Kendi yanına bir takım sanatçılar çekip kültür alanına da hegemonyasını kurmak istiyor. Bu şekilde halkları aslında yönetmek istiyor. Kültürel alanda bir yönlendirme. Değil mi? Kültürel alan çok önemli bir alan. Sanat özellikle halka bir şekil veriyor. Onların düşünce biçimini yönlendirebiliyor. Onlara işte sorunlarına umut olabiliyor. Bununla da özellikle halkların onun istediği, düşünmesini istediği gibi yönlendirmek istiyor.
Bunu da sanatsal anlamda da bu şekilde yapıyor. Kendi yanına sanatçıları çekerek, bize baskı uygulayarak, tabii ondan ya taraf olmayanlara da baskı uyguluyor tabii. Albümlerini yasaklıyor, oyunlarını yasaklıyor. Sadece biz baskı görmüyoruz ama bize bu kadar baskı yapmasının nedeni de şu. Biz geri adım atmıyoruz. Yani istiyorlar ki geri adım atalım. İstiyorlar ki bir daha çıkmayalım meydanlara. Bir daha işte albüm çıkartmayalım, konserler vermeyelim, besteler yapmayalım. Ama biz hala beste yaptığımız için, hala konserler verdiğimiz için bu kadar kurumumuz basıyor. İşte elemanlarımız tutuklanıyor. İşkence görüyoruz. Ve arkadaşlarımızın özellikle Mahsuni Şerif türküleri yasaklanıyor. Onlar sakıncalı görünüyor. Onun dışında işte notalar sakıncalı görülüyor. Onlar işte mektup şeklinde engelleniyor. Mektup şeklinde dışarı çıkarılmak istendiği zaman engelleniyor. Besteler engelleniyor. İşte ben de bir dönem flüt alamamıştım hapishaneye. Koğuşta işte her koğuşa bir müzik aleti şeklindeki dayatmalar, keyfi dayatmalar bunlar. Keyfi dayatmalar sonucu flütümü vermek istemediler. Ama direniyorsun yani, bunları kabul etmek demek ki tamam ben kabul ediyorum, sesimi çıkartmayacağım, susuyorum, istediğin gibi bir insan tipi, bir insan haline dönüşeceğim demek. Aslında bu iktidardan taraf olmak demek, onun istediğini yapmak demek. Ama bunlara karşı çıkmak, bunlara karşı direnmek insanı gerçekten çok güçlü kılıyor. Ne istediğini bilmek yetmiyor. Mesele ne istediğini bilip de yapmak. O doğrultuda hareket etmek gerçekten. Biz de direndik, flüdümüzü de aldık. Ondan sonra hapishanelerde hala direnişlerde devam ediyor. Avrupa'da da üretimlerimiz devam ediyor. Yani bu süreçte özellikle orada besteler yapıldı. 16 bestemiz yayınlandı. İşte yani albüm çıkartacak şekilde besteler var. 20 konser yapıldı Avrupa'da. Farklı ülkelerde, farklı şehirlerde. Orada da direnişler devam ediyor. Sadece burada değil, orada da baskı görülüyor. Orada da işte Alman devleti, Avrupa Birliği özellikle grup yoruma bir baskı uygulayarak konserlerimizi yasaklıyor. Ama orada da bir direniş mevzisi yaratarak direnişler sayesinde işte farklı kurumlar önünde eylemler yapılıyor. O şekilde haklarımız kazanılıyor, konserlerimizi yapıyoruz. Bu süreçte konser yapmamızı istemiyorlar. İşte meydanları yasakladılar. Kasalara çıktık, konserler verdik. Damlara çıktık, konserler verdik. Yani biz her daim baskı gördüğümüz halde geri adım atmadık. Şimdi bu süreçte de yine de internet konserleriyle çok kalabalık bir şekilde 30-40 kişilik bir ekiple sahneye çıkabiliyoruz. Ve bu da aslında bizim, gerçekten biz 10 kişiden ibaret değiliz. Ya da benden veya Eren'den, ondan bundan ibaret değil bu grup. Biz de halktan çıktık yani. Ben de bu halkın içinden bir insanım ve ben de öğrenerek bugüne geliyoruz. Yani hepimiz bu şekilde halktan oluşuyor bu grup. Ve halk varsa da zaten grup yorumda asla bitmez yani. O sahneler asla boş kalmaz. Ne kadar tutuklasalar da bunun bir sonu yok yani. Grup yorum halksa eğer sonuna kadar da var olacaktır.